Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı kanalında yeni bir vloga hoş geldiniz. Seviyorsunuz bu vlogları. Ben de çekmeyi seviyorum ve özledim gerçekten. Uzun süredir de çekmedim. Şu an böyle odamdaydım. Dedim ki şimdi bir vloga başlama zamanı. Şey yapacağım, bayağıdır yapmayı planladım. Şurada yeni bir dolap aldım arkadaşlar. Oraya çoraplarımı koyacağım. Şurada çoraplar da uzun süredir oradalar. Ama ulaşması sıkıntı, bir türlü yoğunluktan zaman ayıramıyordum. Dedim onları yerleştirirken hadi de vloga başlayayım. Ve dün şeye gittim, Nike Factory Store'a gittim arkadaşlar. Bayağıdır sizler soruyorsunuz bir Factory Store turu gelmez mi? Yorumlarda özellikle görüyorum bunu, YouTube yorumlarında. Ben de onu düşünüyordum. Dün ufak ufak telefonumdan bazı görüntüler çektim. Artık Factory Store turlarını yapmak çok zorlaştı benim için. Çünkü mimlenmişim. Hemen böyle peşime iki tane adam takılıyor. Yani sanki gösterince ne oluyor bilmiyorum. Zamanında beni mağazalara çağıran insanlar şimdi değişik değişik triplere giriyorlar. Gerçi bilmiyorum, belki de Factory Store'larında ihtiyacı da olmayabilir. Öyle olunca ben de ufak ufak telefonumla çektim sizlere sadece bilgi vermek için. Çok şaşırdım ama gerçekten Factory Store'da gördüğüm sahnelere çok şaşırdım. Dilerseniz şimdi onları izleyelim. Hatta üstüne ben biraz yorum da yapmış olurum. O zaman o sahneler gelsin ufak ufak. Ondan sonra tekrar devam ediyor oluruz. Ben de yavaştan çorapları hazırlayacağım. Sonrasında çorap sahnesiyle görüşürüz. Modeli yok ya. Yok. Ya
Şaka gibi ya, bu ne? Evet arkadaşlar, şimdi aldıklarımıza bakalım. Gördüğünüz gibi her yer bomboş, çok ilginç ve değişikti. Ya da gördüğünüz gibi şu terliği aldım ki bu benim bayılarak giydiğim Nike Off Court diye geçiyor ve ben bundan bulamıyordum. Çok ilginç bir şekilde. Şu an ayağımda görüyorsunuz, biliyorsunuz. Bunun da beyazını aldım. Ne zamandır ikinci bir rengini alasım çok vardı. Fakat yine gittim. Anca 10 numara aldım. Çünkü tekti bu. Başka da kalmamıştı. Seçme şansım yoktu. Dolayısıyla bir tane daha yapıştırdım. Hani farklı bir terlik daha giymek istiyordum. Çünkü havalar sıcak. İşte yaz biliyorsunuz, sürekli terlikleyiz. Bir de o kadar rahat ediyorum ki belim ağrıdığı zaman bile bunu giydiğim an bitiyor. Bundan bir tane eşime aldım. Bir tane de arkadaşıma aldım. Bu aldım 4. Off-court terliği ve 1 senedir neredeyse öldür öldüre giyiyorum. Daha henüz yastıklamasında bir yumuşama veya bir eskime, bir deformasyon olmadı. Gerçekten harika. Sadece biraz küçük. Yani ben bunu 45 alsam, basketbol numaranız gibi alabilirsiniz, bulabilirsiniz. Şu an bildiğim kadarıyla 500 küsürler seviyelerine çıktı, yükselmeye başladı. Bir de arkadaşlar şu şekilde çorap aldım. Sanki çoraba çok ihtiyacım varmış gibi. Birazdan da şimdi çorap şeyini düzenleyeceğiz. Niye aldım bilmiyorum. Bir anda kendimi kaptırdım. Ama biraz daha böyle Instagram'a Reels videoları çekmek istiyorum. Veya inceleme videolarında işte beyaza, siyaha daha kontrast şeyler giymek istiyorum. Ben de hep siyah, beyaz, gri. Yani birkaç tane kırmızı var. Genelde bu renklerde dolaşıyoruz. Bu tarzda bir çorap istedim. Bunlar da Nike'ın en yine premium diyebileceğim güzel çorapları. Çok güzel, üstü pamuğu da hoş. Esnekliği güzel, biraz da yüksek olması da güzel. Genelde bende black boylar çok oluyor. Kaç liraydı hemen size onu göstereyim arkadaşlar. 140 liraydı. Yani 230'dan düşmüş. İyi bir indirim vardı, dedim kaçırmayayım. Normalde bu 140 liraya bir şey alacak değilim ama iki tanesini en dandik çakma belki şeyler bile 30-40 lira fiyatlarında olunca bu şekilde tatlı bir alışveriş yaptım. İşte Puma'lar, Adidas'lar, hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Yani olabildiğince oraları da çekmeye çalıştım. Çok şaşırtıcı, çok ilginç. Ve konuştum hani mağaza müdürleriyle, çalışanlarıyla, niye böyle? Abi mal gelmiyor diyor. Yani mal yok diyorlar. Değişik bir durum. Sizler de işte çok istiyordunuz. Abi bir outlet turu yap, abi bir outlet turu yap. Outletler bu şekilde maalesef arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir şey almak, etmek... Paranız olsa dahi zorlaşan bir dönem, bir kıtlık dönemi, bir zorluk dönemi mi geliyor bilmiyorum. Neyse, biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince içerik üretmeye çalışacağız. Bu şekilde fazla basketbol ayakkabısı yok, herhangi yapacak bir şey yok. Aldıklarımızla, sahip olduklarımızla bir miktar yetinmeye çalışacağız. Tabii ben elimden geldiğince yine sizlere hem içerik üretmek için hem tanıtmak için bir sürü şeyler alacağım, merak etmeyin. İyi ki de aldım ama diyorum. Gerçekten iyi ki de aldım. Öyle bir durumdayım. Hadi şimdi şu çorap işlerini düzene koyalım, yerine koyalım. Sonra da çıkışımızı yaparız. Evet, bir çorap daha koleksiyona eklendi. Şimdi koleksiyonum ne kadar, çorap koleksiyonum ne kadar büyük görmüş olacaksınız. Başta da böyle atacağım, çorap koleksiyonu. Herkes de ayakkabı var ama çorap var mı deyip. Şaka yapıyorum, bundan çorap yani koleksiyonluk değil tamamıyla. Yani hoşuma giden çoraplar olmuş. Bu arada bu terliğin incelemesini ister misiniz arkadaşlar? Şu an düşündüm. Trademark no vermiş. Oo, first use June 1971. Çok ilginç. Şimdi ben de böyle detaylıca bakınca görüyorum. Hakikaten aslında bu terliğin ben detaylı bir incelemesini yapayım. Kanalda bir terlik olsun canım. Ayakkabı daha iyisiyiz. Terlikten de anlarız. Değil mi? Şuraya bakalım. Evet, giymedim bir de bu arada. Yalnız bu sararmaya meyilli. Şu an öyle dikkatimi çekti arkadaşlar. Rahat sararabilir gibi geldi. Oo, bunu oranla ben bunu bayağı bir yumuşatmışım ya. Şuraya bakın zaten. Bir sürü hani kırılmalar var. Bu kırılmaların olması lazım. Şu an hem ayağım zor sığdı ve ikisi arasında
Şu aşırı yumuşak. Şu bayağı şey. Kırılması lazım ama güzel. Evet, harika. Hadi bakalım şimdi çoraplara. Evet, görüyorsunuz şu çorapları. Zamanında bu çok güzel bir fikir olarak başlamıştı ama daha sonra cırından çıktı bir sürü çorap ve çoğu katlı. Giydiklerim hep belli şeyler oluyor. O yüzden bir de arkada kalmaya başladı. Şöyle iki tane kuleyi yükseltince arkadaşlar. Şimdi arkada gördüm şunları. Ah bunları bayağı aramıştım. Biliyorsunuz ayakkabıları satılığa çıkardım. O yüzden hani sattığım ayakkabıların içine de bunlardan koyayım istemiştim. Bayağı aradım taradım bulamadım. Meğersem buraya koymuşum. Bu arada ayakkabılarımın hangi adrese satılık olduğunu merak ediyorsanız da AD Store 2021'de yanlış hatırlamıyorsam bir arkadaşım ilgileniyor. Fiyatlar uygun kalmaya başladı. Her şeye zam gelince o fiyatlar orada duruyor tabii ki. Bir bakarsınız, göz atarsınız. Gerçekten ciddi oranda çorap varmış. Şu an bakıyorum da. Şöyle bakar mısınız arkadaşlar? Güzel güzel istiflemiştim ben bunları zaten zamanında. Yani ilk çıkışı böyleydi piyasaya. Sonra artık üstüne gelmeye başlayınca. Hatta şurada baksanıza. Şeyler hiç açılmamışlar var. Zamanında ne kadar almışım mesela şöyle güzel bir çorabı. 39 liraya almışım. Vay arkadaş. Bir tanesi açılmış da burada. Yine aynı şekilde bir sürü var. Göremiyorum da bu sefer. İstediğimi de bulamıyorum. Hep aynı çorapları giyiyorum. Dizmem şart oldu gerçekten. Arkadaşlar ya ne çoraplarım varmış. Şunları hatırladınız mı, şu waffle'ları? Kanalı ilk açtığım videolara bakın isterseniz. Hep o zaman bunları giyiyordum. Çok güzel daha böyle her şey katlı katlı olan çoraplar var. Şimdi güzelce bunları buraya istifleyeceğim. Çok güzel güzel katlanmışlar. Şu Stephen Curry'nin çorabına bakar mısınız? Vay arkadaş. Bunu ne zaman aldım hiç hatırlamıyorum bile. Neyse bence en güzel şimdi. Bu şey olacak, çekmece olacak. Neyse hepsini de katlayamıyorum bazılarını. Aynı çoraptan bir tane daha var. Baksanıza. Steph Curry'nin. Tamam. Bir eşim hediye almıştı, ben almıştım. 60 liraya mı ne almıştık o sıra? Bir daha böyle bulamayız diye. Bakın şöyle zaten şeyli geliyor. Hiç giyinmedi bu. Bu arada şöyle güzel istifleyelim. Bundan sonra aradıklarımı bulacağım. Tabii tarmaklar olmazsa olmaz. Özellikle böyle markasız yapamadığım. Yani işte bir Puma'yı düşünün. Veya Under Armour zamanında Curry çorabım yokken onlara tarmak çorap giyiyordum ki hani bazı tipler oluyor. Adidas'a Nike çorap giymişsin, Nike Adidas giymişsin falan diye. Onlar için böyle güzel bir çorap oluyordu. Bakın şuraya bakın, hiç daha giyilmemiş yine. Şu şekilde zaten şeyden çıkıyor, paketten. Burası bayağı böyle giyilmemişler doluymuş. Şimdi onları böyle ayırmak lazım. Yine waffle çoraplar, eskittiğim waffle çoraplar, temiz duranlar hepsi mevcut. Tarmak bir sıra bayağı almıştım. Beyazından 3-4 tane var, siyahından aynı şekilde. Yani şunları şöyle yan yan istif yapacağım. Onun dışında işte şöyle biraz daha uzunlar var. Her zaman kısa giymeyeyim, arada uzun giyeyim diyordum. Bu Nike'ın yine değil mi? Evet, çok güzel. Onun aynısının hiç giyilmemiş versiyonu. Tertemiz halde duruyorlar. Güzel bir çorap videosu oldu bence size. Şunu katlayayım. Evet bunlar da çok güzel mesela. Daha low giymek istediğim zamanlar eskiden çok giyiyordum kanalı ilk açtığımda. Şimdi yavaş yavaş şeye kaymaya başladım. Farklı yerleri. Bu aynısı mı? Left. Bunların teklerini de bulmam lazım tabii. Şunları şöyle güzelce dizeyim. Hiç daha giyilmemiş bir Adidas. Low, şundan hatırlarsınız beyaz siyah. Üçlü bir çorap almıştım. Muhtemelen bir vlogda veya kargo açımında olabilir. Şu neymiş? Bu da Nike'ın canavar çoraplarında. Muhtemelen bu futbol çorabıydı arkadaşlar. 6x6 canavar gibi petlemeli ama dedim ki baskete de gider. Ve biraz daha ayağıma büyük gelen ayakkabılara giymek için bunu tercih ediyorum.
güzel de oluyor. Hatırlarsanız yine Adidas videolarında işte Harden'larda falan çekmek için şundan almıştım 3 tane. Bu Lifestyle diye geçiyor ama ben bunu şeylerde giymiştim. Çok efektif olmuyor basketbol ayakkabılarında veya spordayken. Şu var. Evet ya, bunlar harika gerçekten. Bunlardan bir daha bulsam bir daha alırım diyeceğim ama zaten baksanıza markalı ve açılmamış paket halinde duruyor. Zamanında 30-40 liraydı. Şöyle şeylerimiz var yine. Ben genelde böyle katlamayı severim ki rahatça çıkartayım. Bunların 3 tane var. 2 tanesi orada hiç dokunulmamış şekilde. Şunu şuraya koyayım. Evet, bu çekmeceyi bayağıdır düşünüyordum. Güzel oldu ya bugüne denk gelmesi. Evet, şimdi şunları bulduk. Hiç giyinmemişler. Left, right. Şöyle bunlar geldiği için hemen böyle de istiflenebiliyor. Bir tane daha aynısından. Harika. Barçın'dan alıyordum bu arada arkadaşlar. Onları genelde Barçın'da bulabiliyordum. Diğerlerinde çok bulamıyordum. Mesela bunu da giymişim. Evet, giymiş olduklarımı ve giymediklerimi farklı yerlere koyacağım. Hatta şöyle düşünüyorum. Bu çekmece belki sadece giymediklerim olabilir. Görmüş olduğunuz şuradaki Nike kutusu sadece giydiklerim ve hani makineye gidecek olanlar olabilir. Öyle bir kendimce ayrım yapabilirim. Evet. Şunlardan giymişim ama iki tane aynı mı? Üçüncüsü de burada. Dördüncüsünü bulunca altlarında left right. Şunlara bakalım. Left biraz daha giyilmiş gibi duruyor. Bir waffle çorap daha. Bunları çok özlediğimin farkına vardım ya arkadaşlar. Şu waffle çorapları. Evet, çok hoş gerçekten. Rahatlıkları falan efsaneydi. Altları tutması ve iyi dolduruyordu ayakkabıyı. Güzel, şu an spora gidesim geldi ya şunlardan. Şöyle güzel bir kombin yapıp aslında yapabiliriz. Güzel de olabilir. Şurada yine bir tane ne? Tarmak mı var? Tarmak var. Evet. Evet, şeyi de bulduk. Diğerini de bulduk. Right. Evet, çok giyilmiş gibi olanla. Evet, çok giyilmiş gibi olanla bunlar. Eskimiş. Yani çok ilginç. Bu çoraplarda o kadar pahalı alıyorsunuz, ediyorsunuz ama işte bende çok olduğu için eskimiyorlar. Yani 3-5 ayda şunları perti çıkabilir şekilde gerçekten mahvoluyor. Onu ben de sevmiyorum. Siz de karşılaşıyor musunuz? Zamanında çok almışım. Ya iyi ki de almışım gerçi. Böyle saçma sapan bir boyuta geçti. O yüzden önceden ne aldıysak mutluyuz gerçekten. Instagram'da falan öyle bir video geçiyordu. İyi ki bunu almışım, iyi ki bunu almışım şeklinde. Evet, bunlar harika ya. Anılarımı canlandırıyor arkadaşlar. Böyle LeBron 15'ler, Love'lar, 15 Love'lar. Hani bunu görünce aklıma o geldi mesela. Tabii bu baksanıza zaten çok tüylenmiş, büyülenmiş hemen. Anlaşılıyor, biraz daha sık giydiğim. Hemen anlaşılıyor. Bir defa giydiğim yeni gibi duruyor. Sadece formu bozulmuş. Hiç giymediğim bir şeyden çıkmış gibi, paketten çıkmış gibi dümdüz oluyor. Evet. İşte bunun bir tane daha varmış. Kaç tane varmış bundan ya? Çok güzel çorap ama bu da. Bunu Tarık kardeşimden de almış olabilirim. İlk sanki ondan bir tane aldım. Sonra geldim çok beğendiğim için 3 tane daha sipariş ettim gibi hatırlıyorum. Evet, şu şekilde dursun bu da. Gayet güzel. Evet, en azından hepsini görebileceğim bir ortam oluşması güzel. Tarmaklar da bildiğiniz canavar gibi ya arkadaşlar. Hep bunu giymişim gerçi. Bütün tarmakları da giymişim. Bazen işte onu görmüyordum, bunu alıyordum, bunu görmüyordum, onu alıyordum. İşte çantada oluyordu bir tanesi falan. Bu arada çok fazla tüy oldu etraf. Evet, bir tane daha tarmak burada. Ve hiç açılmamış 39 TL'lik de burada. Onu da şuraya sabitleyelim. Evet, güzel oldu. Şunlar tamamdır. Şu neymiş, ona bir bakayım. Aa, bir sıra böyle koşu ayakkabılarım içinde. Koşu çorapları da alıyordum. Bakın bu çok hoşmuş. Gerçekten güzelmiş. Evet, şu an için sadece bu gördüğünüz Under Armour'un içinden çıkanlar bu şekilde oldu. Resmen seçmece güzel çoraplar oldu. Şurası daha free duruyor. Ne yapsam aslında, şöyle giyilmişleri veya katlanmışları buraya doğru mu alsam veya şunun içindekileri de mi koysam, öyle bir deneyeceğim şimdi. Tamamını aldı. Güzel de oldu. Oh mis. Evet, mis. Tamamdır. Bundan sonra şurada biraz daha giyip çıkarttıklarım var arkadaşlar. Şurada ise hiç dokunulmamışlar. Aslında şu dokunulmamışları şöyle üst üste de alabilirim. Zaten şurası bile yeter. Buradan da altta çıkan diğer değişik kalın, aşırı kalın çoraplar var. Futbol çorabım var. Liseden kalan falan bile vardır muhtemelen. O şekilde güzel oldu. Bayağı bir sizlere de çorap göstermiş olduk resmen. Umuyorum keyiflidir. Hoşunuza gitmiştir. Böyle bir video olmuş olsun bu da. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki vlogda, keyifli videolarda görüşmek üzere. Biraz daha ısınmam lazım. O yüzden bunu bir ısınma turu gibi kabul edin. Çok zaten uzamıştır. Daha fazla uzamasın. Görüşürüz.